Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu tırtıl oyuncağımdan esinlenerek rengarenk, her odası farklı renkte bir ev dekorasyonu yapacağız bugün Sims'te sizlerle. Ve kimin evini yapacağız diye sorarsanız tahminlerinizi alayım diyorum. Daha sonrasında göstereceğim. Şimdilik böyle bir tahmin yürütme şeyi bırakıyorum size. Şansı tanıyorum arkadaşlar. Evimizin renkleri, odamızın renkleri de belli. Ve şimdi bunları İnşaata başlıyoruz arkadaşlar. Dekorasyona başlıyoruz. Işıkları da hazırladım ben. Birazcık şöyle gözümüze garip gözükebilir ama onları aşacağız diye düşünüyorum. Öncelikle demin ben şurada buraya mavi tuvalete böyle bir şey gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Bu videoyu bu arada 5. ya da 6. başlayışım. Normalde videolara girerken direkt başlarım ve devam ederim ama nedense bu videoda farklı bir şey oldu yani. Şey yapamadım. Şimdi paspası deneyeceğim arkadaşlar. Paspas bulacağız. Güzel bir paspas bulmamız gerekiyor. Banyodan çıkınca kullanabilir. Bu güzel gibi aslında. Bu çok güzel gibi değil. Ama düşünüyorum. Şimdi buraya nasıl paspas koyabiliriz de bu çok zaten büyükmüş, olmazmış. Bence bu gayet şey gibi ya, uyumlu gibi. Sonuçta her şeyi mavi seçmemiz gerekiyor. Şimdi mavi bir klozet arıyoruz arkadaşlar. Mavi bir klozet bulursanız bana da söyleyin. Bu buraya sığmaz. Bu buraya sığmayacağı için olmaz. Yani klozet mavi var mı acaba? Açık mavi var. Çok güzel. Çok güzel işimi görür. Direkt bunun çıkışına koymayalım bence bir. Yani bir şey olsun. Klozetin bir ağırlığı olsun arkadaşlar. Ve şuraya bir hemen tuvalet kağıdı. Sonrasında havlu, mavi bir havlu arıyorum. Tam olarak camın altına asabiliriz bence. Kesinlikle buraya asabiliriz. Tamam. Şimdi lavaboya geçiyorum arkadaşlar. Lavaboda mavi bir renk arıyoruz. Ve mavi rengi ararken bakalım. Aa, çok güzel gözüküyor şu. Bir saniye. Hemen size de göstereceğim. Sadece biraz eskitme gibi gözüküyor dekoru. O kadar. Lavaboyu da buraya koysak nasıl olur ki? Şöyle bakalım. Yani bence oldu gibi ya. Şey oldu, hem açık renk oldu bunların. Yani çünkü zaten koyuya boyadım. En rahat açık olabilir diye düşünüyorum. Şu perdeyi demin koydum denemek için ama çok da beğendim açıkçası. Çünkü evin dışının mavinin çok bozmak istemiyorum. Böyle bir değişik düzen var kafamda. Ama bu çok tatlı bir şeymiş ama. Bunu asamıyor muyuz bir yere? Çok tatlı bir aynaymış. Neyse, şimdi bana mavi bir ayna gerekiyor. Aa, keşke bunu koyabilsem. Arkadaşlar bu ayna olmalı, yoksa bu oyun ilerlemez. Bu ayna yoksa olmaz. Bunu bir şekilde ben buraya oturtur, bu dekorasyonu yaparım. Çok güzel gözüküyor. Ve dolaşacağız da karakterin gözünden şey VR modunda. Buralara sadece birkaç bir şey daha ekleyebiliriz bence. Bir iki ufak dekorasyon dokunuşlarıyla pıt pıt böyle dokunmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi sende mavi var mı? Var. Mavi tuvaletimize maviyle başka mavi var mı? Koyu mavi olsa mesela. Buraya da ne bileyim şey yaparız işte şimdi. Süsümüz koyarız. Süs yaparız. Başka tabii mavi renkte bir şey olsun. Aa, çok güzel mavi. Niye üstüne olmuyor? Yere koyabiliyormuşuz. Yere de zaten çok koyacak bir şey kalmadı. O zaman şöyle yapalım. Bunlardan bir tanesini kaldıralım arkadaşlar. Burada mavilisi seçili değil mi? Bence çok şık bir banyo elde ettik. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Şunun üstüne belki değişik bir iki dekorasyon koyabiliriz, ne bileyim. Tabi diş macunu falan değil de yani bu da mavi bir şey sonuçta. Aksesuar, ürün. Ve diş fırçalarını da buraya koyalım. Kirli sepetini buraya koyamayız çünkü kapı var burada. O yüzden burayı böyle bırakacağım. Poster ya da o tarz bir şey böyle koymak istemiyorum, dekorasyon tarzında bir şey. Burayı bitirdik arkadaşlar. Banyomuzu bitirdik. Buraya bakacağız. Şimdi burası yatak odası olarak düşündüm. Böyle gri ve siyah tonlarında bir yatak odası yapmak istiyorum buraya. Şimdi yatağımızı seçeceğiz arkadaşlar. Yatağımız şu çok aslında düz bir renk ama tam yataklık oldu burası da ama. Bunlar yeni gelmiş bu arada güncellemeyle. Şimdi fark ettim. Ranza getirmişler.
Çok lazımdı gerçekten. Ama güzel olabilir aslında. Başka siyah desenli nelerimiz var acaba? Başka siyah. Ben bundan vazgeçtim. Bu çok çünkü böyle bir renksiz, kişiliksiz yani. Bunun en azından daha fazla bir rengi ve kişiliği var arkadaşlar. Şu mavi şeyleri değiştirmeyeceğim dediğim gibi. Bütün renklerle bu şekilde uyumlu olacağız. Ama şimdi buna şey seçmem gerekiyor. Yanına şifon yer seçmem gerekiyor. Buraya sığmıyor. O zaman böyle yaparım ben de. Buradan beyaz seçelim. Yatağı şöyle mesne mi koysak acaba? O zaman hiç giremez herhalde. Yani diğer tarafa hiçbir şekilde giremez. Neyse tamam, böyle yapacağız. Bunu ortalayalım. Buraya hiçbir şey sığdıramıyoruz şimdi biz, değil mi? O zaman şifon yani koyamayacağız. Benim buna çok canım sıkıldı şu anda. O yüzden buraya bir hamlede bulunacağım. Hemen şurayı tak genişletirim. Hiç affetmem. Ama hemen buradan da çatıyı da düzeltmem lazım. Yoksa bütün şeyi bozulur bunun arkadaşlar. Hop, evet tamam. Şimdi daha düzenli oldu. Ve yatağın kenarlarına en azından şimdi şifonyer koyabiliriz. Ben şunu çok merak ediyordum. Çok güzel duruyor. Burası siyah beyaz ve gri tarzında olacak. Yani tek renk olacak. Ama işte böyle bir bütünlük sağlatmak istiyorum. Örümcek ağ koymayacağım tabii ki. Bir an dedim ki acaba örümcek ağ da gri olur, o da sayılır mı? Bence kesinlikle sayılabilirdi. Bu güzelmiş. Aslında bir saniye, bunu şuralara da koyabiliriz. Buraya bir ayna falan koyarız. Bir dakika, çok güzel şeyler bulduk. Yatak başlığını böyle mi büyütsek acaba? Yoksa duvara bunu mu koysak bu tarafa? Bilemedim. Çok kararsız kaldım. Bunu yatağın arkasına koymak istiyorum. Buna karar verdim. Burada bir tane aynamız var zaten ama yoksa bu tabloları buraya alsak, yok hiç ön plana çıkmaz. Şimdi buraya bir tane de şey yapacağım. Bir dakika. Oraya acaba makyaj masası tarzında bir şey yapmak istiyorum oraya daha doğrusu. Ya da gardırop gibi bir şey koymak istiyorum. Gardırop gibi bir şey. Buna burası çok uyumlu bence. Ama dışarıya karşı da şöyle hani oturtabiliriz bunu. Çok kararsızım. Bence BMC. Evet. Buraya da kıyafet askılıdan ziyade bunu da koysak. Siyah renk ağırlıklı bir şey var mı? Yok. Yani buraya da böyle giyinme yeri yok ya. Şimdi burayı birazcık desenlendirelim arkadaşlar. Böyle çok sade oldu. Mesela çok tatlı bunlar. Bunlardan koymak istiyorum yatak başlarının kenarlarına. Sonra odanın köşelerine, kenarlarına yine şöyle bir şey koyarsam acaba simler geçebilir mi diye düşünüyorum ama bence kesinlikle geçebilirler. Işıklar bu arada çok güzel gösteriyor rengi. Fazla fazla gösterebiliyor. Şimdi buradan ziyade buradan şey bakacağım. Halı bakacağım. Tabii ki de dekorasyon diyoruz. Ve dekorasyondan halı seçiyoruz arkadaşlar. Halıdan çok büyük halı, bunu geçiyorum. Bu halı olmaz. Yani bu kesinlikle bence olabilir bir... Şunun üstüne pufidik pufidik böyle tatlı tatlı. Buraya bir de şey istiyorum ben. Aynalı makyaj masası gibi ama acaba buraya yazsam çıkar mı make-up? Çıkmadı. Neden çıkmadı ki? O zaman o nerededir acaba? Düşünüyorum. Acaba burada mıdır? Değilmiş. Hep bir yerde karşıma çıkar normalde kullanacağım zaman. Kullanmayacağım zaman karşıma çıkar. Kullanacağım zaman çıkmaz. Bu da ilginç bir bilgi yani. Şunu merak ettim. Aa, kesinlikle. Çok hoşuma gitti. Şunu bir kaldırırsak tabloları daha rahat göreceğiz. Yani bu odaya gider mi gider. Tam olarak buraya bu gidermiş bence. Halı koymaya gerek var mı diye düşünüyorum.
Bunu buradan alsak o zaman. Bunun yerine bir tane de halı koysak arkadaşlar. Evet. Şimdi bir dakika. Buraya güzel bir halı seçelim. Siyah ve beyaz. Gri de olabilir. Gri olursa tatlı olur ama. Yani çok böyle alakasız oldu. Böyle daha alakalı oldu sanki. Evet, böyle daha alakalı oldu gibi. Şimdi tablolarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, tablolarımıza geliyoruz. Bunların lütfen beyazı ve grisi olsun. Şuraya oturmuştu sanki ama tam gözükmüyor da gibi. Neden bu kadar şey yapıyor? Kaç tane istiyor ki? Bir tane bundan koysam. Yok, bu olmaz. Bundan vazgeçtim. Aa, çok güzel şeyler varmış. Bunu peki buraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliriz. Ama neden koy? Ben vazgeçtim bundan. Bunu koymak istiyorum. Yani bu daha çok hoşuma gitti. Siyah beyaz olarak daha doğrusu. Ama başka ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar çok büyükmüş. Büyük büyük babamın tablosunu mu koysam? Hayır, vazgeçtim. O zaman bunu da koymayacağım. O zaman ben hiçbir şey koymayacağım buraya daha. Sadece bunun üstüne birkaç bir şey daha şöyle koyabiliriz. Aynamız var zaten. Turşusunu koyalım arkadaşlar. Her şeyin turşusunu koyalım buraya. Dekorasyon ürünlerinden bunların siyahı varsa siyah olsun. Heh. Böyle sauna ürünleri, işte bir şeyler sürme ürünleri, bunlardan koyacağız. Bir de oje, bunun grileri varsa yine siyah ve grisi aynı şekilde. Bunlardan koyacağım. Şunu sadece böyle daha da yana koymak istedim ama olmadı. Bitki de buradan hiç almak istemiyorum. Siyah ve gri şekilde burayı bırakıyorum. Böyle çok sade ama değil de gibi. Değişik oldu. Zor oldu ama biliyor musunuz? Banyo daha kolaydı. Ama yatak odasına da bir bütünlük sağladığımızı düşünüyorum. Şimdi giriş ve salon kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle koltuk seçimi yapmamız gerekiyor. Ve burayı da böyle dolu dolu bir yer yapmak istiyorum açıkçası. Bunu yapmadan önce şuraya geleceğim ve Surfaces'a gelsek. Salona öncelikle ne koymalıyız? Yeşil renkli bir dolap arıyorum. Evet. Ve buldum. Televizyon koymalık yeşil renkte bir dolap arıyordum ki buldum. Ama ayakları neden şey? Siyah. Keşke ayakları siyah olmasaymış. Hep de değişik olanları böyle kesinlikle buraya uyar. Bunun üstüne televizyon mu? Kesinlikle istiyorum. Bir dakika, televizyona geliyoruz ve geldik. Smart TV. Buraya olmadı. Daha güzel oldu bence. Şimdi koltuğumuzu seçeceğiz. Tabii ki de yeşil yeşil bir koltuk. Daha böyle L koltuk tarzında bir şey yapsak mı acaba diye düşünmüyor da değilim. Bu hiç olmaz. Şu çok gözüme kestirdiğim bir koltuk şu an. Çok desen desen olacak ama. Çok büyük. Çok da rahat gözüküyor ama biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Bu koltuk olmaz. Peki bu olur mu acaba? Bunun... Aa, kesinlikle. Çok otantik oldu. İlk defa bu şekilde bir dekorasyon yapıyorum ve çok hoşuma gitti. Değişik geldi şu an. Önüne sehpa koyacağım. Önüne bir tane sehpa koyalım. Belki de yeşil bir sehpa da böyle değil yani. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Sen değilsin, sen hiç değilsin. Ay çok şeker oldu. Dantel de koyarsak üzerine bence tam olarak başarı elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bir eksik var, bir eksik var diyorum. Deminden beri düşünüyorum arkadaşlar. Tamamlayıcı bir şeyimiz eksik bizim yatak odasında. Ha, perde ya. Perde eksik. Bir şey eksik diyorum. En de güzel şeylerden bir tanesidir ya. Odayı güzel gösterecek şeylerden bir tanesidir.
Hemen sizi tekrardan yatak odasına alıyorum. Şimdi buraya siyah perde seçeceğimiz kesin. Ama nasıl bir siyah perde seçeceğiz? Burada yanları gözüküyor. Çok da öyle göstermesek mi yanları diye düşünüyorum. Bu da iyice uzunmuş. Siyahı nasıl? Yok. Keşke düz rengi de olsaymış onun. Olsun. Neredesin? Peki bu olabilir mi? Bunun daha küçüğü varsa olur. Bayağı tül gibi, neden böyle gözüktü ki acaba? Daha küçüğü ol... zor. Perde zor. Arka tarafa mı algıladı acaba? Yo, bu baya baya şey herhalde, şeffaf. Anladım. Ama yatak odasında biz şeffaf bir şey istemiyoruz, aramıyoruz bence. Kesinlikle bu çok güzel hepsinin arasında ama şuna da bakacağım. Yani bu da böyle üstünü örtmüş kapatmış gibi ama yok ya, güzel güzel. Uyumalık buraya hiç güneş ışığı da gelmez. Şu an oldu, buraya takılmıştım çünkü. Oh, bunu yapmışım. Buraya geliyoruz şimdi. Buraya da aynı şekilde bir perde olayı yapacağız arkadaşlar. Bunlar çok yüksek perdeler. Evet, bunu yeşil seçelim lütfen. Ay çok tatlı oldu. Bir dakika, başka şeyimiz yok değil mi odamız? Peki buraya da şunu şeffaf gibi bir şeyden koyabilir miyiz? Demin yatak odasına büyük gelen perdeler vardı. Olmuyormuş. Tamam. Olabilir. Bir daha deneyeceğim. Ay, girişe de güzel olur. Bunun yeşili var mı peki? Yani çok da güzel bir yeşil değil. Beğenmedim. O zaman bu da çok büyük. Ay, ne kadar zormuş perde koyması ya. Çok zor. Hah. Şöyle biraz boyayla aynı renk olmasına bayıldım bu arada. Devam ediyorum şimdi kaldığım yerden. Sehpaya devam edebilirim. Buradan tekrardan dekorasyonlara geliyorum. Ve bir armut resmi koyuyorum buraya. Bir adet şöyle armutumuzu koyduk. Yani içine hiç kırmızılık olmasa daha güzel olurdu. Daha çok tercih ederdim o şeyi, yeşilliği oraya. Bunlar da mavi olduğu için kabulüm değil şu an. Kabul etmiyorum. Teşekkürler. Yeşil renk arıyorum. Yeşil. Biraz da biblo bakalım. Bunlar çok büyükmüş. Olmaz. Haha, çok şeker. Mavi yeşil renk gibi bu da ya aslında. Küçük küçük şeyler olsa. Bunda yeşil yok. Yani. E işte. Olmaz. Şöyle bir gemi koydum buraya. Artık ortaya koydum ben gemiyi. Almak isteyen alır. Almak istemeyen almaz arkadaşlar. Sonrasında şimdi salonu böyle bırakmayacağız tabii ki. Buraya koltuktan bir tane daha koymak istiyorum. Aynen. Ve buraya bir tane de ortaya halı koymak istiyorum. Ha, ben halıyı ortaya koyarım. İsteyen alır, isteyen almaz. Herkesin kendi halı tercihi. Peki bunu bizim şöyle koymamız yok mu arkadaşlar? Böyle bir estetik yok. Böyle bir yeşil bir estetik yok. Bu tarafa da oturmalık, böyle kitap okumalık gibi, cam kenarından, perdenin kenarından dışarı bakmalık gibi bir alan yapabilir miyiz acaba adlı çalışmamızı izliyoruz şimdi. Çok canlı bir yeşil. Benim çok... Burası... Sen no. No. Hah! Bağımsız kendiliğinden. Benzer de desen aslında. Aynı desen olsa... Aha, çok tatlı bu. Neden ikisi de aynı gözüküyor ya? Keşke kahverengi olsaymış. Aha, gerçekten buldum bayağı yakın bir şekilde. O zaman buraya bir kitaplığımız yok mu arkadaşlar? Hemen buraya bir tane kitaplık koyuyorum.
Yeşil bir kitaplık arıyoruz şimdi. Çok hoşuma gitti. Yani çünkü odanın o vintage'lığını, o şeyliğini bozsun istemiyorum. Sadece burada sandalye çok yalnız kaldı. Sandalyeye çok üzüldüm burada. Ama yapacak bir şey yok. Bazen sandalyeler yalnız kalmalı. Yok, bu sandalye burada böyle yalnız kalacak. Bugün sandalyelere acımıyoruz. Ve tabii ki de ortaya bir tane şey istiyorum. Bitki istiyorum. Çok bütünlüğü bozdu. Lütfen bütünlüğü bozmayalım arkadaşlar. Buraya koyamıyoruz. Bu buraya hiç olmaz. Duvara şundan koyarsak birkaç tane nasıl gözükür acaba? Bunları bir de içinde şöyle... Ne fark etti ki? Şunu koysak. Açık renk. İyice otantik havasını arttırıyoruz şu anda. Yok mu arttıran diyoruz. Her yerde bir şey koyduk buraya da bir çiçek koyduk. Çok değişik oldu. Sadece kitaplık acaba burayı koltuğu alıp da buraya bir tane daha mı koysam diye düşünmedim değil. Ama yetmiyormuş sanırım. O yüzden bunun da yanlarına şey koyacağım yine böyle. Oyuncak kutusu mu? Çok yakıştı ama hayır tabii ki de. Daha tablolarımız var. Başka bir kitaplığın yeşili bulabileceğimi sanmıyorum. Şu hariç gibi. Bu hiç olmadı. En iyisi bizim seçtiğimiz sanırım. Kitaplık çok yalnız kaldı orada arkadaşlar. O kitaplığın orada yalnız kalmasını istemiyorum. O kitaplığın orada yalnız kalması beni mutsuz ediyor. O yüzden oraya dekorasyon olarak koyabileceğimiz ama dikey bir şey arıyorum. Yani buldum makyaj masasını bir saniye. Şu an kartlar yeniden dağıtılıyor yatak odasında. Oh. Birazcık bir tık daha öne alacağım şöyle. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Eşyalar iç içe geçiyor. Ben şey modunu açık bıraktım. Sims'te daha bir mod daha var böyle. Aralara koyabiliyorsunuz işte. Ondan dolayı öyle gözüküyor. Ama öteki hali daha mı iyiydi gibi. Yani böyle daha iyi. Hiç bozmayacağım. Vazgeçtim. Tamam. Neyse ama en azından varmış. Onunla da rahatlamış oldum. Burada kalmıştık en son. Ben tuhaf tuhaf eşyalar arıyordum buraya. Bakalım başarılı olabiliyor muyum? Tamam. Şimdi buradan yeşil bulabileceğiz. Yine bu tarafı boşluk kalıyor. Ya kitaplık ya. Şuraya mı koysak kitaplığı? Bu sefer de çok sıkışık olur burası. Tamam, bunu böyle koyacağız. Peki bunun üzerine ne koyabiliriz? Bence bunun üzerine çok güzel bir mum yakışır arkadaşlar. Mum bulacağız şimdi. Mum. O zaman şuraya bir candle yazalım. İngilizcemizi konuşturalım. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Burasında, bu odada eksik kalan şey bence tabloya, duvara konulacak şeyler. Bir kere farklı desende bir şeyler oluşturmak çok zor. Şurayı nasıl kaplayacağız? Aslında güzel durdu. Hoşuma gitti biliyor musunuz? Sadece buraya koyacak birkaç bir şey arıyorum. Bu da olmaz buraya. Saçma olur. Onu geçtim o yüzden. Yeşil, yeşil renkte bir şeyler bak. Oy çok büyük bu da. Bu olmaz. Hmm.
Duvara asmalık da olmaz. Peki, o zaman şöyle bir aydınlatma yapalım. Televizyon kenarına da değişik gözükür. Ben böyle bir farklılık katmak istiyorum arkadaşlar. Bir bu taraftan, bir de bu taraftan tutan el kol koymak istiyorum. Ha. Diğeri de burada olsun. Böyle bir değişik oda yapmak istiyorum. Bu odada gerçekten yaşarım yani. Çok değişik oldu çünkü. Ve yeşil salonu bitirdik şu anda. O zaman sırada çalışma odası var diyelim. Burası da çalışma odası olsun diye düşündüm. Burası da oturma odası ya da yemek yeme odası. Bir tane mutfak diye düşünmüştüm ama ya da şurayı mutfak yapsak. Oraya da mutfakta yemek yeme odası yapsak. Evet. Ve geriye de iki odamız kalıyor ondan sonra. O zaman şimdi buraya mutfağa başlıyorum. Ama tekrar bir şöyle bakacağım. İki oda var mutfak için. Bence burası olsun arkadaşlar. Ya mutfağı buraya daha çok yakıştırdım şu anda. Hemen geçiyoruz mutfağa. Mutfakta bu sefer böyle dar alan ya, o dar alan hissini daha çok yaşamak istiyorum. Burası pembe değil de kahverengi yapacaktım. Kafam orada karıştı benim. Az önce bir şey yapayım diyecektim. Yerle daha uyumlu oldu şu anda kesinlikle. Şimdi raflara bakacağız, dolaplara bakacağız. Peki sizde nasıl kahverengililer var? Kahverengililer? Şöyle mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim. Güzelmiş bu da. Çok açık renk. Bir de şunlara bakalım. Koyu bir yer olacak burası. Şimdi daha iyi oldu. En azından buraya bunu koyduğumuz için tavandakileri de görebiliriz. Şöyle yaparsak daha güzel olur tabii. Alttakilerle aynı renk olsun istiyorum ama tutma yerleri de şey olsun istiyorum. Ya uyusun birbiriyle istiyorum. What? Böyle bir şey mi gelmiş? İnanamıyorum. Yeni bir şey gördüm şu an. Ben şok. Bu her şeye bambaşka bir hava katar şu an. Böyle bir seçenekle köşe ben çok mutlu oldum şu an. Gelen güncellemeler en azından şeymiş yani, boş değilmiş arkadaşlar. Buradan bunu öğrenmiş olduk. Tamam, alttakili rengi çok güzel uydu şu an. Çok tatlı oldu. Aynen böyle olsun. Neden bu kadar mutlu oldum? Yıllardır bunu bekliyormuşum gerçekten. Ama sen onunla orada birleşseydin beni kazanırdın gerçekten. Neden orada öyle bir birleşme yaşanmadı ki? O zaman bu dolaplar böyle anlamsız olacak. Bir dakika, belki şurada şeyin de vardır. Bir dakika, şöyle yapalım tekrardan. Az önce ben nasıl geldim oraya? Auto counters. Hah. Şimdi olur mu acaba? Auto counters olur mu acaba? Orada kendiliğinden köşe yapar mı diye düşünmüyor değilim. Yapmıyormuş arkadaşlar. Tamam. Neyse. En azından uğraşmış olduk. Denemiş olduk. Görmüş olduk. Işıklar bundan çok mu geldi acaba diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Ya orayı ben nasıl ya buldum demin? Aa. Tamam, renklerin oradanlı ya. Hah, hatırladım. Lütfen bu da olsun. Bak oraya gelmişti demin, neden? Hah. Evet. Hadi. Hah. Devam. Bir tane daha aynısından koyar mıyız oraya? Bence koyarız.
Tamam, bu olmazsa başka bir şey koyarız biz de. Hiç önemli değil. Yeni bir şey keşfettim ya. Çok mutluyum o yüzden. Bence buraya güzel bir lavabo güzel gider diye düşünüyorum. Şu an çok odaklandığım için şey yapamıyorum. Tam camın önüne koyacağım bu şey lavaboyu. Ondan sonra buraya tabii ki de güzel güzel çay. Önce çay demleme yeri koyalım. Ben şu oyuna ne zaman çay kahve bölümüne gelsem canım çekiyor ya. Çok insanın çünkü canı çektiresi bir şekilde yapıyorlar. Kahverengi, olabildiğince kahverengi seçeceğiz arkadaşlar. Yatak odası diyorum, mutfağa. En iyisi en köşeye, en temiz yani. Köşeye koyduk mu? Koyduk. Buraya da dolap koyacağız tabii. Bir de böyle bir fırın koyacağız. Kahverengiye yakın olmadı. Ay. Sende var mıdır? Yani olabildiğince bir kahverengiliği var tabii. Ama daha kahverengi. Buraya da buzdolabı kalıyor geriye. Buzdolabına böyle koyalım. Burası zaten sadece şey yapmalık, yemek yapmalık bir yer. Buraya şimdi kahve makinesini koyduk tabii. Bir tane de şuraya şey koyacağız. Acı çekiyorum şu an. Acı çekiyorum. Mikrodalgamızı da koyduk arkadaşlar. Ve... oh! Şuraya gelmek istiyorum ya. Bir tane kağıt havlu koymak isterim. Bir tane de şu kahverengi tabakta meyve koymak isterim. Ve tabii ki de yemek pişirme yerinin yanına da kepçe falan koyacağız işte oraya. Bir de bir şey diyeceğim. Buraya bence dolap olduğu için bir şey koyamıyormuşuz. Buraya da zaten ocağı koyduk. Mutfağa daha fazla konabilecek ne var diye düşünüyorum. Yine olmazsa olmazımız dekorasyonlarımızın vazgeçilmezi. Şu şeyden koyacağım. Bundan koyacağım hemen. Buradan bir tablo seçeceğiz. Bu olmaz. Bunun kahverengisi çok zor. Bunlar çok beğendim ben bunları ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta buraları da koyalım. Evet. Çok tatlı olur. Bunu sadece buradan alıyorum. Böyle şurada arka planda böyle kalsın istedim. Nedense çok hoşuma gitti. O zaman alakalı bir şeyler seçelim. Buraya mesela yemek koyduk. Yemekle alakalı bir şey koyduk. Biraz büyük bir tabloymuş. Bu da öyle sayılır. Bununla zaten hiç alakamız yok. Bunlar da çok büyük oraya. Bunların peki çerçevelerini seçebiliyor muyuz? Evet. Teşekkürler. En koyusundan lütfen. Sağ ol. Evet, mutfağımız da bitti. Neredeyse bütün odalarımız bitti. 3 odamız kaldı. Burası da eğlence odası yapmak istiyorum. Buraya bir ne bileyim işte... Çalışma odasını... Ha bir dakika, yemek yeme odası yapacaktık. Pardon, buraya hemen bir şey koyacağız. Masa sandalye koyacağız. Ben biraz mor tarafla odayla ilgilenmek istiyorum. Şimdi mor odada ne kalacak bir yer olsun. Arkadaşa geldiğinde kalabileceği bir yer olsun istiyorum. O yüzden buraya ikili ranza yapmayacağım ama tekli yatak yapacağım bir kere. Bu kesin. Şimdi burası mor renk ya. Mor bulmaya çalışıyorum. Morla pembe arası böyle gidip geleceğiz bu odada. Bakıyorum. Mor yok gibi. Yani şöyle olabilir aslında. Mora yakın bir renk. Bu odayı da biraz farklı böyle değişik yapmak istiyorum. Acaba böyle mi koysak yatağı? Yatağı direkt şeyin önüne atalım bence. Buraya atalım. 10 numara yer. Biliyor musunuz? En kral daire burası. En kral oda burası bence. Buraya bir tane ayna koymak istiyorum. Ayna söyle bana. Lila! Çok yakışır buraya. Kesinlikle çok yakışır ama
aynayı şöyle koymak istiyorum. Aynen böyle. Şimdi buraya bir de masa koyalım. Bilgisayar masası. Ay Lila var, yaşasın. Acaba büyüğünde de var mı? Gerçekten var. Dostum. Burası bir oyun odası olsun ya. Bence gamer odası da olabilir aslında. Oyuncu koltuğunda Lila yok. Sağ. I quit. Bu renk var, bu renk var. O zaman böyle idare edeceğiz şimdilik. Neyse ki bilgisayar da var. Gamer odası dedik ama küçücük laptopta oynuyor. Yapacak bir şey yok. Buraya defter bence çok tatlı olur. Defter aşırı şeker olur hatta. Kalsın orada. Işık olarak da böyle bir şey yapmak istiyorum. Çok tatlı olacak. Evet. Yerler zaten halı gibi. Ama bu odaya kesinlikle daha çok morluk katmak istiyorsak bu ışığı şöyle falan buraya bir yere koyabilirim. Birazdan ışıkları da yapacağım. Aslında bir şey söyleyeceğim. Aklıma şöyle bir çılgınlık geldi. Yeşil ya burası. Şöyle bir yere falan koyamıyor muyum ben bu yeşili? İyice odayı yeşil yapmak istiyorum. Peki şu mumları alıp bu yeşili koysam? Vazgeçtim. Yeşil burada olmadı. Ama tuvalette acaba mavi olur mu? Mavi var mı? Ya mavi olan bir yere zaten mavi koyma fikrinden vazgeçtim şu an. Birazdan tekrar deneyeceğim. Ama birazdan. Evet. Şimdi buraya aynı zamanda hobi, eğlence dedik. Şöyle bir resim yapma yeri koyalım. Girer girmez de koymasak mı acaba? Yok ya. Şu bir dağınıklık istiyorum aslında nedense buraya. O yüzden kitaplık da değil de böyle, ama kitaplıkmış gibi, kitaplık da değilmiş gibi aynı zamanda. Böyle garip bir şey istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine de böyle ne koyabiliriz, ne koyabiliriz? Tekrardan şuradan dekorasyona gelelim. Dekorasyondan da buraya gelelim. Kesinlikle kitap falan olabilir bence buraya bir kere. Sonra kalem koyabiliriz. Farklı bir noktasına. Şu nedir ya? Değişik bir şeymiş yani. Çok tuhaf bir şeymiş. Not kağıtları koyalım. Bir de böyle tatlı mumlar koyalım. Direkt girişe koyduk ama şöyle yapsak olur bence. Acaba bitkilerde mor bir şey var mı? Çok tuhaf bir oda oldu. Çok çılgın oldu. Karışık olsun istiyorum hepsi ama kendi içinde bir düzeni olsun istiyorum. Böyle tuhaf şeyler istiyorum arkadaşlar oyundan. Böyle beklentilerim var yani. Oyun... Ha yok ya, bu çok karışık oldu. Vazgeçtim. Şimdi tablo bakıyorduk biz. Çok şekermiş bu. Bir dursun şu an fikir vermesi için. Bir saniye ona bakmam lazım. Neden aşağısında olmadı ki tablo? Masayı çeksem olacak mısın peki? Gel oyunla konuşuyorum. Arkadaşlar. Ama buraya neden masa olmuyor ya? Olmuyor işte. Tüh. O zaman... Yatağı oraya koysam. Planlar değişti. Yatağı oraya koyarsam masayı buraya. Ben bunu çözeceğim. Evet. Sanırım başardık. Başardık sanırım. Evet başardık, başardık, başardık. Oh çok mutluyum. Peki başka nasıl tablolarımız var? Onlara da bir göz atalım.
saçma sapan karman çorman oldu ama çok hoşuma gitti ve ben burada yaşarım biliyor musunuz? Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Daha fazla bu tarzda videolar çekebilirim bu arada DK Gaming'e. İstiyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Sadece masayı da değiştirmek istemiyorum. Neyse burası birisi geldiğinde kalabileceği eğlenceli bir yer oldu. Aynı şekilde buraya da bir tane böyle bir yer yapacağım. Burada koridordan geçilebiliyor zaten. Burada sadece soft pastel bir şey kullanacağım. Pembe kullanacağım bu odada. Buraya da hemen bir yatak seçelim bence. Çok tatlı ama bunu seçmeyeceğim. Odaya tekrar bir bakıyorum şöyle. Aynen. Burası mesela çok böyle dışlanmış gibi tek bir kapılı girişi var buranın. Perde. Perde. Buraya yaptık, mutfağa yapmadık perde. Hızlıca mutfağa da bir bakalım perdesine. Ay kesinlikle. Mutfağı da kapattık böylece. Çok mu kapalı oldu diye düşünmüyor değilim ama. Şöyle olursa sanki daha tatlı olur gibi. Aynen. Ya normalde hep yaptığım ev tarzlarının dışına çıkmak istedim. Farklı bir şeyler olsun diye. Yani genelde ben hep benzer dekorasyon yaparım. Ya da hani eşyaların şey de benim için bellidir. Bu sefer böyle bir değişiklik yapmak istedim. Kendime challenge yaptım. Mesela buraya da böyle bir perde koymak istiyorum. Ama nasıl olur bilmiyorum tabii. Bir tane böyle koysam, bir tane de böyle koysam. Olmadı. Denedim ama olmadı. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Ama renklerini beğenmedim. Çünkü seçtiğim camla kullanacağım perdeler de alakasız oldu boyutları. Öyle bir uyumsuzluk yaşadık sizlerle. En mantıklısı bu bence. Peki bunda mor var mı? Yok. Durun daha mantıklı bir şey bul. İşte aradığım renkler ya. İşte aradığım renkler ya. Bundan bahsediyorum. Tabii ki de bu yandaki duvar rengiyle çok şey oldu, alakasız oldu. Bu da çok karışık oldu. Çok güzel desenler varmış bu arada, onu fark ettim. Yani bu daha buraya farklı bir şey kattı şu an, hava kattı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ortaya böyle bir şey çıkacağını, çok değişik geldi şu an. Bu oda çok sade geldi mesela az önceki odalardan sonra. Bu sadeliği korumaya çalışalım bakalım. Burası da rengine uygun olsun. Mesela mor renk biraz daha çılgın bir renk. Yanına şifonyeri koyacağım ama daha sade bir şey arıyorum şimdi. Hatta deminden beri sadesizliğin içinden geçtik gerçekten. Yok hayır. Olabilir gibi, tatlı aslında. Hoşuma gitti. Bunun üstüne de... Ya böyle bir şey falan olabilir aslında. Bunu ortalayamıyoruz değil mi? Kesinlikle tavşan ya. Pembesi varsa pembe tavşan. Evet. Tamam. Buraya da neler koyalım şimdi ona bakacağız. Bir de perdeye karar verelim. Önce perde. Bundan sonra kararım budur. Her şeyden önce perde. İlk bakacağım şey perde oldu artık. No, hayır. Pembe rengi varsa olabilir, yokmuş. Neden yok? Hayır. Zaten hafif desen yaptım ben buraya. O yüzden bu hafif desen üzerine çok fazla çıkmak istemiyorum. O zaman bunu da böyle yapacağız diyeceğim. Çok beyaz oldu bu da ya. Perdeler çok sinir bozucu şu an. Duygu'nun perdelerle kavgası. İşte aradığımız enerji budur arkadaşlar. Aradığımız enerji budur. Şu an oraya çok güzel bir şey kattık. Hava kattığımızı düşünüyorum. Ve devam ediyorum.
Aa, çok tatlı oldu. Evet. Peki bunu alsak, bu kalsa. Da şu ışığı da alsak burada. Bu oda böyle ne bileyim daha dinlendirici bir hale gelmeye başladı şu an. Bu ışığı da buraya koysak. Ya da şöyle köşeye koysak. Farklı bir şey olsun. Bunların ışıkları yanmıyor. Bunu geç. Röntgen bu. Işıkların üstüne bundan koyacağım. Dekorasyona yeni bir anlayış getiriyorum. Çok mu karanlık oldu acaba? Sanki çok karanlık oldu gibi. Yani bir tık. Farklı bir ışık bakalım o zaman. Wow! Neyse vazgeçtim. Yine farklı bir ışık bakıyorum. Aha, işte bu. Ay bu oda tam böyle oturup dinlenmelik oldu ya. Ama çok boş oldu. İçine başka şeyler de koymalıyız bence. Bunların bazılarının şuradan rengini değiştirince mesela farklı farklı şeyler de çıkarıyor karşımıza. Bu oda sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Yani ister istemez oda kendini sade yapıyor. Biraz ürkütücü bir resimmiş. Bundan vazgeçiyorum. Tuhaf oldu. Buraya da bir tane kıyafet dolabı koyalım. Yani sarı, şu pembe olursa daha güzel olur gibi. Bunu değiştirmek istiyorum. Evet. Ve geriye yemek yeme odası kaldı arkadaşlar. Şimdi yemek yeme odasını yapıyoruz. Bunu da masa ve sandalye olarak buradan tek seçim yapıyoruz. Buraya cam bir masa istiyorum. Ama böyle değil. Büyük kalabalık bir sofra masa arıyorum. Ama en büyük masa bu mu ya? Çok ince bunlar. Bunlar olmaz. Çok odaklandım şu an. Bu olur. Buna tamam. Buraya da hafif krem rengi diyelim. Çok sade. Çok alakasız. Wow. Tek başına burada yemek mi yese acaba? Bir şey diyeceğim ya, neden olmasın? Vazgeçtim, olmadı. Şimdi güzel bir sandalye arıyorum. Ama aynı zamanda bu beyazlıkla da uyumlu olsun istiyorum. Krem rengiyle daha doğrusu. Yani o istediğim renk tonunu bulamadım şu an. Şimdi buldum. Şimdi demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ups. Evet. Ve yemek odası takımını da aldık arkadaşlar. Burayı, bu duvar dedim ki tam böyle şey koymalık olur. Bol bol güzel bir tablo seçmelik olur dedim. Ve başlıyoruz. Çok resmi olacak gibi sanki. Daha fazla bunlardan koymaya gerek yok. Aa, ay çok güzel bir tablo oldu buraya. Renkleri çok hoşuma gitti benim. Ben yapıyorum diye söylemiyorum şu an ama. Yani estetik gözükünce aşırı hoşuma gidiyor. Ve burayı da tamamlamadık. Henüz tamamlamadık. Çünkü halımız eksik ve perdemiz eksik. Hemen geliyorum halıya. Halı. Şimdi buradan halı seçeceğiz. Gel bakalım güzel bir krem rengi. Bu ne ya? Şey kadar. Çok desenli. Fazla desenli. Yani bu da çok ı-ı. Çok bir bayık ve kusmuk gibi bir renk.
Değişik halı. Yeni halılar mı gelmiş? Ben mi yeni fark ediyorum acaba? Onu da düşünüyorum bir yandan, biliyor musunuz? İşte bu. Masamızın üstü çok sade. Birazcık masamızın üstünü de işte ya, misafirler geldiğinde güzel gözüksün diye masa üstüne de bir şeyler koyacağız şimdi. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aa, böyle şeyler de kullanabiliriz bu arada. Mesela girişle şurayı ayırabiliriz. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Ve kesinlikle farklılık kattığını düşünüyorum. Hemen perdeye geliyorum tekrar. Şimdi bunları koyduğumuz için perde koymak oraya birazcık zorlaşacak gibi. O yüzden. Neden ya? Neden olmuyor buraya? Hayır, kesinlikle hayır, hayır, hayır. Buna evet olabilir. Aynen, panjur yapabiliriz böyle. Ha, masanın üstü diyordum. Masanın üstü deyip bitkiyi seçmem de bundan ilginç oldu. O zaman buradan koyacak bir şey bulamadım gibi. Çok fazla şey var. Evin içine ağaç mı koyalım? Evet. Çok bir şey bulamadım. O zaman bir de şuradan bakacağız arkadaşlar. Dekorasyondan bakalım. Yani eğlenceli şeyden seçersem daha çok çeşit bulabilirim diye düşünüyorum. Yani böyle bardak falan arıyorum aslında. O zaman mutfaktan tekrar olmasın. Eşya. Aa, zaten buraya koymamışım. Tamam, süper ya. Bunu koymak istiyordum bir yere. Çok mutlu oldum şu an. Yaşasın. Çok hoşuma gitti. Bu ne ki? Ha, tütsü. Yani yemek yerken tütsü orada biraz saçma durabilir. O yüzden onun orada kalması mantıklı değil. Bowling topu hiç alakasız yani. Ama şu vazo buraya acayip yakışır diye düşünüyorum. Of, dekorasyona ben doydum şu an arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi karakter gözünden inceleyeceğiz evi. İlk başta bu odaya gidiyoruz. Karakterin gözünden baktığım tuşta bu arada shift tab, sürekli yorumlarda görüyorum. Ve her odanın farklı dekorasyonlu halini şimdi giriyoruz arkadaşlar. Eve giriş yapıyoruz. Çok güzel burası. O zaman buraya gidelim. Yatak odasına gidelim. Beyaz ve gri. Gayet güzel. Peki. Şu odayı çok merak ediyorum. Çok güzel burası. Burası çok hoşuma gitmiş gerçekten. Şimdi bir daha bakıyorum, tekrar hoşuma gidiyor. Yaparken gitmişti. Evet, her odamız farklı bir renk. Çok sade oldu ama tam yemek yemelik oldu. Bu arada hangi karakter olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Acaba yanlışlıkla söyledim mi? Onu da merak ediyorum. Burası renk cümbüşü ama benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunları yorumlara yazın mutlaka. Tuvalet kaldı. Tuvalete gitmedik. Bir de şimdi tuvaleti gezelim. Işıklar da böyle üstten aydınlatmalı olduğu için bunu da koymuştum böyle denemelik. Tuvalet. Ya buna bayıldım bu aynaya. Bu aynaya gerçekten bayıldım. Girmediğimiz oda kaldım diye düşünüyorum. Mutfak kaldı. Son olarak bir de mutfağa göz atacağız arkadaşlar. Mutfakta gerçekten çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim arkadaşlar. Benim içime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Misafirlerimiz geldi. Ve misafirlerimize bakmaya gidelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.